Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda bebeğimizin saçlarını ve birleştirmesini yapmıştık. Bu videomuzda da elbisesinin üst kısmını yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Bebeğimin elbisesiyle devam ediyorum arkadaşlar. Beyaz iple yapıyorum. Beyaz ipimle 33 tane zincir çekiyorum. Zincir çektim arkadaşlar. Şimdi ipimi alıyorum. Tığımı, ipimi aldım. Üçüncü zincirimin içine batacağım. Şöyle 1-2 üçüncü zincirimi batıyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. İpimin üstünü almıştım tığımı arkadaşlar. Tığımda 3 tane ilmek oldu. Bunların ikisini de birlikte alarak ikili trabzan yaptım. Bu şekilde arkadaşlar 4 tane ilk yaptığımla birlikte 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar göstereyim. Tığıma ipimi alıyorum. Hemen yanındakine battım. Tığımda 3 tane ilmek oldu. İkisini birlikte alıyorum. Bu şekilde 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi aynı yere 3 kez ikili trabzan yapacağım. Bir sonrakine battım. Trabzanımı yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum. Aynı yere batıyorum. Elbisenin üst kısmını arkadaşlar hep bu şekilde ikili trabzan olarak devam edeceğiz. Aynı yere 3 kere battım. Şimdi 5 ikili trabzan yapıyorum. 5 kez ikili trabzan yapıyorum. İki, bir sonrakine 3, bir sonraki zincirime 4, bir sonraki zincirime battım. 5 ikili trabzan yaptım. Şimdi yine bir sonraki zincirimin içine 3 kez batıyorum arkadaşlar. Aynı yere 3 kez batıyorum. Şimdi 8 kez trabzan yapıyorum. 8 ikili trabzan yapıyorum. Sekiz ikili trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi yine 3 kez aynı yere batıyorum. Bir sonraki zincirime battım. Tekrar aynı yere batıyorum. Ve üçüncü kez aynı yere batıyorum. Şimdi arkadaşlar 5 ikili trabzan yapıyorum. Beş kez trabzanlarımı yaptım arkadaşlar. Şimdi yine 3 kez aynı yere batıyorum. Yani 5 ikili trabzan ördüm. Bir sonraki zincirime 3 kez batıyorum. Aynı yere 3 kez battım. Şimdi 4 ikili trabzan örüyorum. İkili trabzan yaptım arkadaşlar. Sıra sonuna geldim.
Şimdi bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bu sırayı sık iğne olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Yani bir sıra ikili trabzan, bir sıra sık iğne olarak devam edeceğiz. Bir zincir çektim, geri dönüyorum. 5 sık iğne örüyorum arkadaşlar. Beş sık iğne ördüm. Bir sonraki trabzanıma aynı yere batarak, yani bir sonraki ilmek içine 3 kez batıyorum. Bir zincir çektim, geri döndüm arkadaşlar. 5 sık iğne yaptım. Bir sonrakine, yani sıradaki olan ilmeğimin içine 3 kez sık iğne yaptım. Şimdi 7 tek sık iğne örüyorum. 7 sık iğne ördüm. Bir sonraki ilmeğimin içine 3 sık iğne yapıyorum. Aynı yere batarak 3 sık iğne ördüm. Şimdi 10 sık iğne örüyorum arkadaşlar. 10 sık iğne ördüm. Şimdi bir sonraki ilmeğimin içine yine 3 sık iğne örüyorum. 3 kez aynı yere battım. Şimdi 7 sık iğne örüyorum. 7 sık iğnemi ördüm. Yine aynı yere 3 kez batıyorum. Şimdi 5 sık iğne örüyorum arkadaşlar. 5 sık iğnemi ördüm. Sıra sonuna geldim. Bu sırada 2 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. 3. sıradayız. Bu sırada yine ikili trabzan yapacağım. 2 zincirimi çektim. İpimin üstüne alıyorum. Burada da arkadaşlar hemen zincirimin dibine batacağım. Yani bütün sıralarda bu şekilde olacak. Hemen zincirimin dibine batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ilk battığımla beraber 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Altı trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi bir sonrakinin içine aynı yere 3 kez batıyorum. Aynı yere 3 kez battım. Şimdi 9 ikili trabzan örüyorum. İkili trabzanımı ördüm. Şimdi yine aynı yere 3 kez batıyorum. Aynı yere 3 kez battım. Şimdi 12 tane ikili trabzan örüyorum.
12 ikili trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi yine aynı yere 3 kez batıyorum. Aynı yere 3 kez battım. Şimdi 9 ikili trabzan örüyorum. Trabzanımı ördüm arkadaşlar. Yine aynı yere 3 kez batıyorum. Şimdi arkadaşlar 6 ikili trabzan örüyorum. Aynı yere 6 ikili trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çekip geri dönüyorum. Bu sırada da yine arkadaşlar sık iğne yapacağız. 7 sık iğne örüyorum. Sık iğne ördüm arkadaşlar. Bir sonrakinin içine aynı yere 3 kez batarak 3 sık iğne örüyorum. Şimdi 11 sık iğne örüyorum. Bir sonraki ilmeğimin içine 3 kez batıyorum. Şimdi arkadaşlar 14 sık iğne örüyorum. Bir sonraki ilmeğimin içine 3 kez batıyorum. Şimdi 11 sık iğne örüyorum. Bir sonrakine 3 kez batıyorum. Ve 7 sık iğne örüyorum. Arkadaşlar 2 zincir çekiyorum. İkili trabzan yaptığımız sıralarda 2 zincir çekerek sıraya başlıyoruz. Sık iğne yaptığımız sıralarda da 1 zincir çekerek başlıyoruz. Burada karışıklık olmasın. 2 zincir çektim, dönüyorum. 5. sıradayız. Bu sırada yine ikili trabzan yapıyoruz. 8 ikili trabzan yapıyorum. 8 ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 3 kez aynı yere batıyorum. Yani arkadaşlar 8 trabzan yaptım. 9. ilmeğimin içine 3 kez batıyorum. Şimdi 13 ikili trabzan yapıyorum.
13 ikili trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi yine aynı yere 3 kez batıyorum. Aynı yere 3 kez battım. Şimdi 16 ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Bir sonraki ilmeğimin içine yine 3 kez batıyorum. Şimdi 13 ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Yine aynı yere 3 kez batıyorum. Ve 8 ikili trabzan örüyorum. İkili trabzan ördüm. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Bir zincir çekip dönüyorum. 6. sıradayım. Şimdi 9 sık iğne örüyorum. Sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 4 zincir çektim. Şimdi 15 sık iğne atlayacağım. 15 sık iğne sayıyorum. 15 sık iğne atlayıp 16. sık iğneme batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bu battığımla birlikte 21 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. İlkini battım. Daha sonra 20 sık iğne örüyorum. Yani bu 15 sık iğne atlayıp battığımızla birlikte 21 sık iğne yapıyoruz. Bir sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi yine 4 zincir çekiyorum. Yine 15 sık iğne atlıyorum. 15 sık iğne atlayıp 16. sık iğneme battım arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar burada kalan sık iğnelerimi örüyorum. Burada kalan 10 sık iğnemi de ördüm arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Şimdi yine 2 zincir çekip dönüyorum. Burada yaptığımız işlem arkadaşlar bebeğimizin elbisesinin kollarını oluşturdu. Yani kollarının geçeceği yerleri oluşturduk. Şu şekilde göstereyim. Şöyle kol yerlerini yaptık. Devam ediyorum. 2 zincir çektim. Şimdi 48 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 48
İkili trabzan yapıyorum yani şu 4 zincirimizin üstüne de yine 4 kez batarak buradaki bütün sık iğnelerimizin üzerine zincirleri de dahil 48 ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Zincirlere gelene kadar ikili trabzan örüyorum. Kafa karışıklığı olmasın diye göstereceğim arkadaşlar. İkili trabzan yapıp zincirlerime geldim arkadaşlar. Buradaki 4 zincirime 4 kez batarak yani her birine bir kez batarak yine bunlara da ikili trabzan örüyorum. İkinci zincirim, üçüncü zincirim ve dördüncü zincirim. 4 zincire 4 ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Buraya da yine ikili trabzan, buradaki 4 zincir üzerine de 4 ikili trabzan olarak sıra sonuna kadar ikili trabzan örerek devam ediyorum. Her bir ilmek üzerine bir kez batıp ikili trabzan yaparak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Bu sırada da yine her bir ilmeğe bir kez batarak sık iğne şeklinde sıramı tamamlıyorum. Arkadaşlar bir sıra sık iğne, bir sıra ikili trabzan demiştim. Bu sırayı da yine her ilmeğe bir kez batarak sık iğne şeklinde örüyorum. Bir sonraki sırayı da yine her ilmeğe bir kez batarak ikili trabzan örüyorum. Bir sonraki sırada da yine bir zincir çekip sık iğne şeklinde devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar arttırma eksiltme yapmadan her ilmeğe bir kez batarak 3 sıra boyunca elbisemi öreceğim. Bir sıra sık iğne, bir sıra ikili trabzan olarak her ilmeğe bir kez batarak 3 sıra öreceğim. Bu sıramı sık iğne şeklinde örüyorum arkadaşlar. Bir sonraki sırama da 2 zincir çekip ikili trabzan şeklinde öreceğim. Üçüncü sıramı da bir zincir çekip yine sık iğne şeklinde öreceğim. Yani bir sıra sık iğne, bir sıra ikili trabzan ve daha sonra bir sıra yine sık iğne şeklinde 3 sıra örüyorum. Bir sıra sık iğne, bir sıra ikili trabzan, daha sonra yine bir sıra sık iğne olarak 3 sıra ördüm arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Burada ipimi koparmıyorum. Evet, devam ediyorum yukarı doğru. İlmek kaydırma yapıyorum. İkili trabzan yaptığımız yerlere, aynı yere 2 kez batarak ilmek kaydırma, sık iğne yaptığımız yere bir kez batarak İlmek kaydırma yapacağım. Şöyle yukarı doğru bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Orta kısma geldiğimde düğmesi için ilk yapıyorum şimdi arkadaşlar. Düğmeniz hangi boyuttaysa oradan geçecek kadar zincir çekiyoruz. 7, 8, 9, 10 zincir yeterli olacaktır herhalde. 10 zincir çektim. Siz bu zinciri düğmenizin büyüklüğüne göre ayarlayın arkadaşlar. Şimdi tekrar başa kadar ilmek kaydırma olarak devam ediyorum. Tekrar yine 10 zincir çekiyorum. Ve hemen yanına batıp ilmek kaydırma ve bir zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar.
Burada ben iki tane düğme için ilik yaptım. Şu alt kısmı da birleştireceğiz. Bu şekilde iki tane ilik koydum ben. Bunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ama iki tane yeterli olacaktır. Dediğim gibi buradaki zincir sayısını düğmenizin büyüklüğü ve küçüklüğüne göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bir zincir çektikten sonra ipimi koparıyorum. Ve bu ipimi şöyle hemen aşağıya alıyorum. Şimdi arkadaşlar hangi renklerde öreceksek o renkteki iplerimizi alıyoruz ve etek kısmına geçiyoruz. Bu videomuzda bebeğimizin elbisesinin üst kısmını yaptık arkadaşlar. Bir sonraki videoda etek kısmını ve ayakkabılarını yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.